Evet, arıcılık sektöründe arı ıslahı önemli bir konu. Islah çalışmalarında biz arılardaki ekonomik özelliği, önemli olan karakterleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Buna biz seleksiyon diyoruz. Bu seleksiyon çalışmalarında özellikle kontrollü çiftleştirme gerekiyor. Kontrollü çiftleştirmede de erkeklerle ana arı biliyorsunuz havada çiftleşiyorlar. Bu çiftleşmenin izole bir bölgede, çiftleştirme bölgesinde olması gerekiyor. Bu bölgelerin yaklaşık çapı 15 kilometre olması lazım. Adalar kullanılabilir, dağlarla çevrili alanlarda kullanılabilir. Eğer böyle bir bölgemiz yoksa biz bu çalışmaları yapay tohumlamayla yapabiliyoruz. Yapay tohumlama önemli çünkü biz istediğimiz koloninin erkek arısıyla istediğimiz koloniden yetiştirilmiş ana arıyı çiftleştirebiliyoruz. Şimdi cinsi olgunluğa gelmiş 12 ile 15 günlük yaştaki erkek arıları kovanlardan alacağız. Daha sonra da 7 gün ve üzeri yaştaki cinsi olgunluğa erişmiş ana arıları yapay tohumlama aletinde evet, arıcılık sektöründe arı ıslahı önemli bir konu. Islah çalışmalarında biz arılardaki ekonomik özelliği, önemli olan karakterleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Buna biz seleksiyon diyoruz. Bu seleksiyon çalışmalarında özellikle kontrollü çiftleştirme gerekiyor. Kontrollü çiftleştirmede de erkeklerle ana arı biliyorsunuz havada çiftleşiyorlar. Bu çiftleşmenin izole bir bölgede, çiftleştirme bölgesinde olması gerekiyor. Bu bölgelerin yaklaşık çapı 15 kilometre olması lazım. Adalar kullanılabilir, dağlarla çevrili alanlarda kullanılabilir. Eğer böyle bir bölgemiz yoksa biz bu çalışmaları yapay tohumlamayla yapabiliyoruz. Yapay tohumlama önemli çünkü biz istediğimiz koloninin erkek arısıyla istediğimiz koloniden yetiştirilmiş ana arıyı çiftleştirebiliyoruz. Şimdi cinsi olgunluğa gelmiş 12 ile 15 günlük yaştaki erkek arıları kovanlardan alacağız. Daha sonra da 7 gün ve üzeri yaştaki cinsi olgunluğa erişmiş ana arıları yapay tohumlama aletinde dölleyeceğiz.